İstatistik sonuçları gerçekten ürkütücü sayın seyirciler. Her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor ve teşebbüsler bu rakamlara dahil değil. Bu süreci konuşacağız, intihar sürecini konuşacağız. Çocuk ve genç psikiyatristi doçent doktor Veysi Çeri. İyi geceler sayın Çeri, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar. İntiharı irdelerken sebebi tabii en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Sebep, hangi sebep intihara götürüyor insanları? Şimdi tek bir sebep saymaktansa bizim tıpta risk faktörleri dediğimiz durumlar söz konusu. Yani şu koşullar varsa ya da şuna sahipseniz bu durumda siz bir risk altındasınız dediğimiz. Bunların başında en önemli risk faktörü olarak psikiyatrik bir hastalığınızın olması. İşte bunlar bizim duygu durum hastalık bozuklukları dediğimiz depresyon olabilir, bipolar bozukluk olabilir. Bu tür bir hastalığa sahip olmak maalesef ciddi bir risk faktörü ve bu tür psikiyatrik hastalığı olanların mutlaka uygun tedaviye ulaşmaları gerekiyor. İkinci bir risk faktörümüz alkol ve madde bağımlılığı. Alkol ve madde bağımlı olan kişilerin çok daha fazla oranlarda intihar teşebbüsünde bulundukları ya da intihar ettiklerini biliyoruz. Umutsuzluk, karamsarlığa sahip olmak ya da dürtüsellik ki bizim ülkemizde maalesef çokça fazla dürtüsellik, yani düşünmeden hareket etme, aniden birdenbire karar verip hareket etme de intihar için bir ciddi risk faktörü. Bunun yanında istismara uğramış olma ya da daha önce bir travmatik, psikolojik travmaya maruz kalma, bu deprem olabilir, trafik kazası olabilir, bu tür bir yaşantınızın olması da sizi intihar için bir risk altına tutuyor. Başka bir neden, ağır bir hastalığının olması kişide yine bir ciddi risk faktörü. Daha önce ciddi bir intihar girişiminin olması, ailede intihar girişimi olan birinin olması, iş kaybı. Şunu biliyoruz biz mesela, ekonomik kriz durumlarında işini kaybeden insanlar oldukça ya da Türkiye'de de bazen karşılaşıyoruz, işini kaybetti, işi oldu, intihar etti gibisinden, bu da ciddi bir risk faktörü. Ya da bir ilişkinizin bitmesi de sizi intihar için risk faktörü risk altında alabiliyor. Bunun yanında intihar araçlarına ulaşılabilirlik de ciddi bir risk faktörü maalesef. Yani bireysel silahlanma olsun ya da başka şekilde bazı öldürücü maddelere ulaşabilmede ciddi bir risk faktörü. Bunun yanında sosyal destek yokluğu, yani işte ailevi ilişkilerin çok yakın olmayışı, ciddi dostlukların olmayışı da bir risk faktörü olarak duruyor. Şuna da değinmek istiyorum. Stigmatizasyon, etiketlenme korkusu ki ülkemize de çok ciddi bir sıkıntı diye düşünüyorum. Mesela diyelim bir psikiyatrik hastalığınız var. Psikiyatri servislerine başvurmaktan çekinme, etiketlenirim ya ben deli miyim tırnak içerisinde deme de intihar için kişiyi ciddi bir risk altına alıyor. Bunun yanında şunu da söylemek gerekiyor tabii ki. İntihar yaygın, maalesef ki yaygın, bütün dünyada yaygın. Ve gençlerde kazalarla beraber en sık ölüm nedeni bugün intihar. Yani bundan dolayı bunu konuşmaktan çekinmemek gerekiyor, üzerine gitmek gerekiyor. Evet, intihar hakikaten çok zor bir konu. Üzerine konuşmak, düşünmek, intihar eden birisini bilmek, görmek zorlayıcı ama intiharı konuşabilmek gerekiyor. Ve intihar edeceğini den şüphelendiğin insanlarla bunu konuşmaktan da çekinmemek gerekiyor. Bu konuyu açabilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani intihar bir mücadeleyi kaybediş aslında. Peki herkes için bu risk söz konusu mu? Yani herkes bu eşiğe gelebilir mi, intiharın eşiğine? Evet, yani tabii herkesin her hastalıkta ya da durumda olduğu gibi herkesin sonuçta bir sağlamlığı ya da bir şeye karşı meyli ayrı, genetik olarak da bazen şeylerimiz oluyor. Dediğin gibi ailenizde intihar etmiş birisinin olması sizin de intihar etme riskinizin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani bir miktar bir genetik şey de olabilir. Ama sonuçta herkes her hastalığa yakalanabildiği gibi intihar şeyinde de bulunabilir. Herkes aslında bir risk altında diyebiliriz işin doğrusu. Farkında olmak gerekiyor. Şunu belki söylemek önemli olabilir. Peki çevremdeki birisinin intihara meyilli olduğunu ya da intihar etme olasılığı olduğunu nasıl anlayabilirim diye sorabilirsiniz. Bunun da bazı belirtileri var.
Bunlara odaklanmak gerekiyor. Bunları gördüğümüzde bu kişileri daha fazla gözetlememiz, yanlarında olmamız, onları desteklememiz, konuşabilmemiz gerekiyor. İsterseniz onları da söyleyelim, bir gözden geçirelim. Tabii Yani bir ki. kişinin intihara meyilli olduğu ya da intihar etme olasılığı olduğunu gösteren belirtiler nedir diye bakalım isterseniz. Mesela ölümden çokça bahsetmek ya da ölmek istediğini böyle şakayla karışık dahi olsa ya işte ölsem de kurtulsam gibi söylemlerde bulunmak. Ya da internette olsun başka şekilde olsun ölüm şekillerini araştıran, insanların nasıl kendi canlarına kıydıklarını araştıran birisini gördüğümüzde de bu konuda bizim biraz alarm olmamız gerekiyor. Ya da fazlaca umutsuz, fazlaca karamsar söylemleri olan kişiler hakeza. Bunun yanında ya ben niye yaşıyorum, her şey bomboş, niye yaşıyoruz ki gibi boşluk söylemleri, amaçsızlık söylemleri de olursa yine şey yapmak gerekiyor. Ya da işte kendini kapana tıkılmış, hiçbir şey yapamıyormuş gibi hissetmek, dayanacak gücü kalmadığını söylemek, bu tür söylemleri olan kişilerin de intihara meyilli olabileceğini akılda tutmak gerekiyor. Ya da önemli bir şey, özellikle yaşlı kişilerde ya sürekli olarak kendisini başkalarına yükmüş gibi hisseden, ya ben de işte onlara yük oluyorum, buna yük oluyorum, hep şunu yaptım, bunu yaptım, bunlar da işte benden dolayı sıkıntı çekiyor gibi söylemler de bizi alarma etmeli. Ya da son zamanlarda alkolün artırılması, evet, ya da benzer uyuşturucu maddenin kullanımının artması, bir kişi giderek daha fazla içmeye başlıyorsa bu durumda da bizim biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bu kişinin intihara meyilli ya da intihar etme olasılığının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ya da çokça huzursuz, yerinde duramama, sıkıntılı olma, bir sıkıntı hali olduğunda da şey yapmak gerekiyor. Son zamanlarda çokça uyuma ya da çok az uyuma da bir risk faktörü gibi görünüyor. Peki ya da bunlar bir belirtileri olarak... yani intiharın belirtileri ya da intihar etmesi öncülleri. Muhtemel kişinin Evet. belirtileri. Peki bir kişi kendisinde intihar etmeye yönelik bir hal görüyorsa ne gibi önlemler almalı? İlk iş profesyonel destek almak için başvurmak olmalı. Eğer ki mümkün değilse en yakınındaki güvendiği birisiyle bu durumu açabilir. Bunu şöyle düşünmek gerekiyor. Yani kimsenin aklına intihar düşüncesi sokmak diye bir şey söz konusu değil. Şimdi intihar düşünceleri dediğimiz düşünceler var. Bunlar depresyonda olsun, başka diğer durumlarda olsun, istemesek de aklımıza gelip böyle zihnimize girebiliyor. Ve bunlarla baş etmek bazen hakikaten zor olabiliyor. Ama bu durumu biriyle konuşmak, o kriz anını aşmak çok faydalı olabilir. Paylaşmak, tabii yani gibi, burada temel nokta paylaşmak diyebilir miyiz? Duyguyu paylaşmak. Kesinlikle, evet, kesinlikle. Ya çok işte teşekkür şöyle ediyoruz. Denebilir. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız ederim. İyi geceler. Evet.